Merhaba Sayın Kayseri Radar Televizyon Yöneticileri. Ben Soysallı Muhtarı, Develi İlçe Soysallı Mahalle Muhtarı Ali Sütçü. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum bütün İslam alemine. İnşallah şu korona virüsten Allah'ın bütün İslam alemini korur. Hayırlı bayramlara kavuşmayı nasip eder. İnşallah. Sözümüze başlarken sayın e, Kayseri Radar e, televizyonu sizden bir ricamız olacak. Bizim bu soysallı mahallemizde hüzün bir olay oluyor. Bütün halk huzursuz oluyor. E, devlet su işleriyle halkımız e, her an bir e, karşı karşıya geliyor. Bayağı büyük bir huzursuzluk yarışı mübarek günü. Bunun için bu bunun özetini anlatmak istiyorum. Bu olay Kuyucak mevkiinde soysallığa ait tapılı Kuyucak mevkiindeki araziler bütün soysallı halkının baba'dan, dededen, ecdattan kalan tapulu arazilerimiz. Buraları e, ecdatlarımızdan kalan miras olarak üçer dağar, beşer dağar, 8'er e, dağar e, öyle bir bölüştük. Hepimiz oraya köylü halk olarak bir hobi bahçesi yaptık. Benim de bizzat üç buçuk daha yerim var. Bir hobi bahçesi yaptım. Ben yurt dışında Hollanda'da kalıyordum. Oradan geldiğim zaman oraya gidiyordum. Ailem, çoluğum, çocuğum gelen misafirlerimle orada resmi geriyanlı falan devletten aldım. Resmi konuk. Orada tabii ki kuyu vurduruyoruz. O kuyunun suyundan orada piknik yapıyoruz. Bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Çaylarımızı içiyoruz. meyvelerimizi yıkıyoruz abdestimizi alıyoruz. Onun için bu kuyuların devlet su işleri sahası içinde olduğu için devlet su işleri kapatmaya kalkıyor. Özel kuyular yalnız, özel şahsi kuyularımız. Yalnız bu kuyular bilmiyorum 10 metrede, 15 metrede, 20 metrede, 9 metrede dalgıçlı bir kuyular bunlar. Bu kuyulardan herkes özel işte buraya domates ekiyor, patates ekiyor, e çepçember ekiyor, nohut ekiyor, fasulye ekiyor. Efendim işte fidan, meyve şunları ekip orada vakit geçiriyor. Buranın toplumu 700-800 dakar bir yer. Şimdi devlet su diyorum. Burada 800 dakardan kazansan ne para kazanırsın? Koca Türkiye'nin çiftlikleri her yanlar dururken burada 800 dakardan hadi 1000 dakar olsun. Ne para kazanan kazansın? Bu kadar vatandaşa zulüm ediyorsun. Bu kadar vatandaşın üstüne biniyorsun. Bilmiyorum sanki bu yanlış görüyorum ben. Çünkü burada bunlar bizim ecdattan kalma yerlerimiz. Hazine arası değil, mera arası değil. Mera işgal etmedik, hazine işgal etmedik. Buralarda birer kuyu, zaten o kuyularda kapanıyor, akşam dönüşünde kapanıyor. Gündüz gidiyorsun, orada duruyorsun. Ha, bazı vatandaşlar da tabii meyveleri var, onları sürüyor, haliyle sürüyecek canım. Burada bir şey vurdurmuş. Şimdi diyorum ki, koskoca devlet su işleri. Şurada 800 dakarı, 1000 dekarından eğer para kazanacaksa diyeceğim kalmadı. Koca çiftlikler bilmem nereler dururken buraya gözünü dikti. Bu başka bir film oluyor. Burada şimdi köyümüz iki yarga olacak bu yerde. İki yarga karşı karşıya gelecek. Şimdi korktuğum mesele ben bir köy muhtarı olarak köylü birbirine düşman, kardeş abiye, abiye kardeşe bacı kardeşi emmi dayıya düşman olacak. Sebebi şudur. Şimdi bu kooperatörün sınırlı sorumlu sulama kooperatifi Soysallı Köyü'nün bunun başkanları şimdi ister istemez devlet su işlerinin baskısına göre kuyuların kapatmasını bildiriyor. Ve bana muhtar olarak sordu geldiler gideceksin bizim memurumuzla kuyuları tespit edeceksin. Ben edemem. Ben soysallı muhtarım, soysallı mülkü amirim. Ben kuyulardaki, ben ne anlarım kuyuyu? Ben çiftçiliğine işim yok. O operatif başkanı değilim. Bana da baskı yaptı devlet suçları... işleri. Tabi bunlarla biraz <laughs> özür dilerim uğraştık. Ben devreden çıktım. Şimdi yalnız vatandaş diyor ki ya muhtar sen uğraşmıyorsun. Ya sebeceğin iş bu muydu? Vaatlerinden geldim bir sürü de ben şey altında kalıyorum. Ha kooperatif başkanlarına da diyorlar sen gittin şikayet ettin sen yazdırdın cızdırdın. Bir sürü de onlara şimdi şey tutuluyor. Yani köyümüz çok düzgün giden bir köydü. Çok huzurlu bir köy. Ama şimdi huzuru bu yönden bozuldu. Sayın devlet büyüklerimize, hükümet büyüklerimize, devlet su Tarım Orman Bakanlığı'na gereken bütün büyük makamlara saygılarımla arz ediyorum. Burayı bir huzura kavuştursunlar. Buranın bir çaresini bulsunlar. Yoksa burada halkımızdan gelen DS memurlarına Halk karşı karşıya geliyor. Bu arada devlet su işleri, kolluk kuvvetlerini çağırıyor. Kolluk kuvvetlerini çağırınca ondan sonra ortalık daha kötü oluyor. Bu arada vatandaşlarımız çoğu işte oruç Ramazan dolayısıyla ondan sonra işte kafası biraz şey olduğundan belki de şimdi ağzından belki istemeyerek şey çıkacak hiçbir şeye yaramayacak. Bunun için iki de bir de ikinci sefer oldu bu aynen. Üçüncü sefer oldu. Gelip halkı böyle imam masasına, çiftçi mesajına dediği gibi kadın kız, çoluk çocuk hepsi birden gidiyor. Çünkü mecbur gidecek. Vatandaşım oraya e, bir tutam tere ekiyor, maydanoz ekiyor, marul ekiyor, domates ekiyor, soğan ekiyor. Sade bununla uğraşıyor. Ağaçlar var, meyveler var, herkese kısmet nasip oluyor. Bunun için bilmiyorum bu huzursuzluğu inşallah aziz mübarek günü devlet büyüklerimiz de duyuyor. Hükümet büyüklerimiz de duyuyor, sayın bakanlarımız da duyuyor. Bilmiyorum DSE bölge müdürleri de duyuyor. Tarım ilçesi de duyuyor. Hepsine de saygılarımı sunuyorum. Bu işe bir an önce Sayın Cumhurbaşkanımızın el atmasını istiyorum. Bizim köyümüz 550 hane köydür. 2500-3000 nüfusu var. Köyümüz küçük bir köydür. Develi ilçemizin birinci DSE ikinci büyük köydür. Onun için huzursuz olmaması için Tekrar tekrar saygılarımı sunuyorum. Bu işe bir an önce bir an önce çözüm bulunmasını istiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diyorum. Cenab-ı Allah inşallah hayırlı bayramlara kavuşturmayı nasip etsin. Bütün İslam alemine inşallah Allah'ım umduğumuz çıkar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.